Evet, gece vakti yaşadığımız bit kanlanması diye tabir edilen olay. Biraz motor süreyim dedim ya. Sıcak evde. O bilgisayarı açtım. Canım sıkıldı ya. Sağ olsun değerli komşum da. Şu garaj kapısı açmak abi. Gıcık oluyorum ya garaj kapısını açıp kapatmaya. Oo, ne güzel serin. Mükemmel. Yani bir taşıt tanıma sistemi gibi bir şey olsa. Şimdi motorlarda bu da çile. Şimdi geçen şeyde de yaşadım iş yerinde. Şimdi motorların önde plakası yok. Tabii işte bu garaj girişleri çıkışlarındaki taşıt tanımalar da ön plakadan algılıyor falan. O yüzden giremiyorsun garaja. Geçen bir de beni tanımayan bir güvenlik görevlisine denk geldim. Ya adam da haklı görevini yapıyor. Çok da kızamadım. Bak ya. Adamın araba çektiği yere bir bak kardeş. Hayırlı işler dayı. Hayırlı işler. Moto felsefe mi yapalım gene? Ne diyorsunuz arkadaşlar? Şu an biraz rodaj yapayım. Biraz da işte serinleyeyim diye dışarıya çıktım. Bilmiyorum, gece görüntüsü çok da iyi de olmayabilir aslında kameranın. Onu da göreceğiz hep beraber. Dediğim gibi ya, motosiklete binince anlatma hoşuma gitmeye başladı. Biraz içimi döküyorum. Beni hiç tanımayan insanlara anlatmak, konuşmak içimden böyle hoş geliyor. Biraz böyle hayatımın sıkıntılı bir dönemindeyim. Sıkıntı konusunda şerbetlenmiş bir insanım. Hani sorun yok. Alışkınız o işlere. Ama böyle biraz ruhumu terapi edip, o gün şeye ihlali yaptım. Kural ihlali. Bugün yapmayacağım. Motosiklet iyi bir motosiklet sürücüsüne yakışır. Zafer Akçay'a yakışır bir motosiklet sürücüsü olacağım. Mutlaka izlemişsinizdir Zafer Akçay'ı. YouTube'da hani bilenler bilmeyenler motosiklet kazaları paylaşıp ders veren bir büyüğümüz diyelim. Ya benim çok sevdiğim bir tarzda bir şey değil, eğitimci değil. Ben biraz böyle şeyim. Yarışalım, şey yapalım ama tabii kurallar çerçevesinde yarışalım. Onu da buna çok şey olduğunu da düşünmüyorum hani. Bazı şeyleri hoşuma gitmiyor sadece, fikirleri. Orada çıkıyor ya. İşte sağdan araba çıktı. Çıkabilir, düşebilirsin, ölebilirsin. Araba çarpabilir. Şimdi, ya bunlar haklı şeyler aslında. Ama Türkiye'de yaşıyoruz. Yani biz Türkiye olarak aslında Hindistan'ın böyle 3 çıt üstü, 2 çıt üstü falanız. Ama hani o kategoriye de yakınız. Çabuk sinirleniyoruz trafik içerisinde. Bir de kolaycıyız. Yani gerçek hayatımızda da var. Bu gerçek hayatımızdaki kolaycılık. Bak adam çöpünü attı. Ya sen biniyorsun şeye. Utanmıyorsun değil mi? Çöpünü sallıyorsun dışarı. Adam Range Rover'la biniyor. Range Rover'a biniyor. İşte bakın, Hindistan'dan bir çıt öteliği gördünüz mü arkadaşlar? Bu. Şimdi bunu bir Hindu yapar. Yani çöpünü böyle lop diye atar dışarı. Bir de bizim arkadaşlar yapar Range Rover'a binse de. Bunu yapmayın. Ne diyordum? Ya şimdi... Tabii motosiklet sürmek riskli iş falan filan. Abi adamın şeylerini izledim. İzleye izleye yani sarıyor da. İzleyesin geliyor sürekli. Ya korka korka sürmeye başladım ya resmen. Ulan oradan bir şey mi çıkacak? Buradan bir şey mi gelecek? Yani biraz endişe duymaya başladım. Oo, ne serin geldi ya. Bak işte. Abi bu özgürlüğü seviyorum ya. Ya galiba bizde böyle ata binme genleri mi var Türk olduğumuz için? Ondan mı böyle motoru çok seviyorum ben? Değişik ya. Motora bindi mi böyle konuşasım, anlatasım geliyor. İçimi dökesim geliyor. Yani sıkıntılarımı anlatasım geliyor, rahatlıyorum. Değişik. Ben normalde acayip ketum bir adamım. Böyle çok konuşmam. Mesafeliyim. Ama motorası bindi işte. Kendi kendime konuşmak iyi geliyor belki. O da olabilir mi? Neden olmasın? Olabilir tabii. Şuradan gidelim ya. Çay yolunu geziyoruz işte. Ya ben buraya 20 sene önce falan amcamla gelmiştim işte. Buralar dutluktu diyormuşum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim.
Motor da biraz yüksek, ayaklarım zor değiyor yere. Oy. Yani Ducati'den sonra konfor olarak uzay tabii Ducati'ye göre. Ama sopa gibi geziyoruz bak. Şimdi böyle harhur gaz açamıyorsun bunda. Gitmiyor o kadar. 75 beygir, Ducati 165 beygir, 90 beygir, iki tane motor var arada yani. Fark var ama bu da tabii arazi kabiliyeti var. Ducati ile araziye giremezsin abi. Bak önümüzde profesyonel bir motosiklet sürücüsü var. Ne demek profesyonel motosiklet sürücüsü? Hayatını bu işten kazanıyor. Yani viraja girip diz omuz değdiriyor falan manasında değil. Abi bak ne kadar ilginç. Bazı evrimler geçirdik biz. Bu evrimlerden bir tanesi de motokuryelik evrimi. Yani sosyolojik olarak yaşadığımız bir evrim bu. Şeyden önce, pandemiden önce bu kadar yaygın değildi. Hatırlayın. Değil mi? Pandemide abi evlere kapandık falan filan bir şeyler oldu. Market ihtiyacını gideremedik. Vırt zırt. Kuryelik, motokuryelik o zaman tap yaptı yani. Ve insanlar bunun konforlu bir şey olduğunu keşfettiler. Aa bu ne güzel bir şeymiş falan oldular. Ondan sonra şimdi de abi düşünüyorum ki bas getire gelsin falan. Yok Trendyol, Brentyol bir şeyler. Herkes bu konfor zonunun içine girdi. Şimdi onu bırakmak artık çok zor. Pahalı da olsa. Dolayısıyla yeni bir şey doğdu insanlar için. Çalışma alanı doğdu. Ve ilk başladıklarında anladığım şu an biraz böyle suistimal ediliyor artık. Her şey gibi işverenler tarafından suistimal ediliyor. Doğal bir şey o da. Çünkü daha çok para. Ya işveren dediğin insan da sensin oğlum. Öyle düşün yani. Biraz çok para kazanınca çalışan da işveren oluyor. Şimdi onlar da eziliyorlar tabii haliyle. Para kazanamıyorlar. Ama ilk çıktığında da böyle bir para, yani eğitim seviyene göre, işte hayattaki sosyal statüne göre ya iyi bir para kazanıyordun hani. Bak ya, bak ya. Şeyden fırlar gibi çıkıyor resmen ya. Kardeşim biraz, kardeşim helikopter. Pat pat. Selam arkadaşlar, koşuyorsunuz. Ya benim de acil spora dönmem lazım abi. Kendime bir motivasyon kaynağı arıyorum şu anda. Hayatımdaki boşluklar için motivasyon kaynağına ihtiyacım var. Manevi boşluklar için. Bak, bunu yapsam Ducati'de şu an 160'tır. Bunda 80. Güzel fıtı fıtı. Tatlış tatlış geziyoruz. Sıkıntı yok. Hepimizin motivasyon kaynaklarına ihtiyacımız var. Yaşamanın manası böyle bir şey. Hani hayatın manası dediği şey aslında motivasyon kaynağı. Niye motive olacaksın? Evlenip, işte çocuk sahibi olmak, iş sahibi olmak, bir şeye sahip olmak, arabaya. Yani dünyevi şeyler olabilir bunlar. Uhrevi şeyler olabilir. Yani ben, benim motivasyonum 5 vakit namaz kılmak falan da olabilir. Bu da bir motivasyon kaynağı ve güçlü bir motivasyon kaynağı olabilir. Başarılı olabilir olayım dersin. İnsanların onayını alayım dersin. Meşhur olayım dersin. İşte böyle motivasyon kaynakları arıyoruz kendimize. Para çok olsun dersin. İşte bilmem ne kapağına çantam olsun dersin. Zengin bir koca bulayım ona çullanayım dersin. Bunlar motivasyon kaynakları insanların. Değişik. Bunların peşinde koşuyoruz hepimiz. Kimimiz ulaşıyor motivasyon kaynaklarımıza, kimimiz ulaşamıyor. Ama bir motivasyon kaynağı olması güzel bir şey. Neden? Teşekkür ederim. Bak yol veriyor insana. Ankara bu yönden iyi. Bak bunun gibi değil. Hıyar üstüme şey yaptı neredeyse ya. Motordan motora binince de şöyle bir şey oluyor. Öbür motorun dinamiklerine alışıyorsun. Şimdi biraz yüksek ya. Ayağımı yere koyuyorum. Abi ne yapıyorsun? Seni arkama mı alayım? Şimdi artçı meselesini konuşalım. Yani artçı demek motosiklette arkanıza, arka seleye aldığınız yolcu demek. Motosiklette artçı deniyor ona.
motosiklet işinde bu biraz sorumluluk işi. Korkuyorum artçı almaya. Ama neden korkuyorum? Yani artçısız süremeyeceğim için değil bu korku. Arkama aldığım kişi, bir kere ben motosikletime değer verdiğim insanı alırım. Kesinlikle yani ya arabanı herkese alabilirsin. İş arkadaşına alabilirsin, bilmem ne arkadaşına alabilirsin. Ama motosiklette artçı olacaksa biri, gerçekten iyi tanıdığım birisi olması lazım. Çünkü onun sorumluluğunu alıyorum ben. Yani arkamda onun hayatını normalin üstünde riskli bir ortama sokuyorum. O yüzden artçı almak beni biraz böyle şey yapıyor. Endişelendiriyor. Herkese alamam yani. Zor. Tabii ki artçılı sürdüm, sürmedim de hiç sürerim be yani, ne olacak? Ama birincisi onu da bir şekilde öğrenmesi lazım. Motosiklette nasıl artçı olunur meselesini anlatacaksın. Güvenlik ekipmanlarını vereceksin. Sonra neden olmasın? Şu açıdan yani benim, bak arkadan fren sesi gelince korkutuyorsunuz beni ya. Arkadan gelip sana patlatacağım modu olmasın. Yani herkes denemeli abi bu motosiklet işini. Yani dedim ya, galiba Türk olduğumuz için midir nedir, biz böyle bir seviyoruz. Motora binince ata binmiş hissiyatı geliyor genlerimizden. Nedir anlamadım. Ama insanlar, Türk insanı bence motosiklet seviyor. Kırmızıda geçtin, yakalandın. Bugün biz kırmızıda geçmiyoruz dostum. Şöyle düz hiç gitmedim. Şuraya yol nereye gidiyor bakacağım bir akşam vakti. Ya akşam serininde sürmek de ne bir güzel, bir konforlu bir şeymiş ya. Normalde hani gece motor sürmeyin derler. Sebebi şu, yani çok görünür olmuyorsun ya. Hani ondan dolayı seni görmezler, gelir çarparlar falan filandan dolayı. O yüzden tavsiye edilmez. Ama yani aydınlatması olan yerlerde bence bir mahsuru da yok. Yani sürebilirsin, ne olacak? Çok da kuralcı olmamak lazım ya. Hayat kısa abi. Bir şekilde hayatın, bir ara çok sürüyordum gece ya. Akşam manyak işler yapıyordum ben de yani, haydut gibi. Ya ben düşünüyorum da şimdi arkadaşlar, ben gerçekten iyi hayatta kalmışım ya. Vallahi ya, yani değişik işler yaptım ya, gerçekten yaptım yani. Evet. Sevgili kurye kardeş, hadi kırmızıda geçmiyoruz bugün. O yüzden ulan motor çok yüksek. Bak gördün mü? İşte pandemiden sonra insanlar böyle pıtı pıtı senin benim yemeğimi getiriyor, bir şeyimi getiriyor, selam veriyor. Ne güzel. Ekmeğimizdeyiz, işimizde, gücümüzdeyiz. Ya geçen Ducati ile şeyin altında kaldım. Altında kaldım deyince yanlış oldu. Alt geçitte kaldım. Vizeye gidiyordum. Motosikletin vizesi vardı. Motosikletler biliyorsunuz vizeye, finale giriyor. Vizeye giriyorsun, kalıyorsun, finalde geçiyorsun. Motosiklet öyle bir şey. Ondan sonra ya benzin göstergesi bozuktu Ducati'nin. Servet sağ olsun yaptı şimdi. Bu arada o da ayrı hikaye. Ondan sonra abi 11. Ya ben de gidiyorum, şeyin göstergesi bozuk motosikletin, benzin var mı yok mu, ya var dedim, illa ki götürür, ne olacak falan dedim kendi kendime. Abi yokmuş. Benzinimiz azmış. Sonrasında tabi şöyle bir şey oldu, ben alt geçitten, tam böyle yoğun bir alt geçit, alt geçitin içinde kaldı, alt geçitin çıkışı da biraz böyle rampa hafif. Ya motor da ağır yani, 250 kilo falan var diye ver. Yani iterek biterek bir şekilde kendimi güvenli bir yere atayım diyorum. Anca işte zar zor. Sağ olsun bir kurye durdu biraz ileride. Anladı, geçti beni önce. Durdu, sonra geldi yanıma. Abi dedi hayırdır ne oldu falan filan. Ondan sonra
Ha benzin getirdiler bana 1 litre, 2 litre küçücük bir şey. Ya adam bana beni orada hayatımı kurtardı resmen ya. Bak karma. Gördünüz mü? Hayat kurtarıyor. Adam iyilik yaptı bana. O yüzden kuryelerle aram iyi benim ya. Seviyorum o insanları. Ya beyler emekçi onlar ya. Bazen böyle fıtı fıtı aralara giriyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Adam bilen de adam ekmeğinin derdinde. Düşün ya. Biniyor işte gidiyor. Kelle koltukta ya. Çoğu da bir tecrübe ediyor yani kazayı. Falan filan. Bak her sen arabandasın. Kliman çalışıyor. Vırt zırt. Kocanın başının etini yiyorsun. Ne güzel. Adam ne yapsın şimdi? Sana yemek getirecek. Evine giderken tuvalet kağıdı almayı unuttun. Yani poponu siliyorsun o adam sayesinde. O yüzden hani onlara da biraz ufaktan şey görelim ya. Pozitif ayrımcılık yapalım. Değil mi? Koruyucu olalım. Ben sevdiğim insanlara karşı mesela çok koruyucu oluyorum. Mesela bir grup insanı da olabilir bu. Şey de olabilir. Tekil bir insan da olabilir. Ulan ya çok ilginç ya. Bak zarar göre göre bunun dersini alamadım. Yani bir insana böyle değer verdim abi. Benim şeyim. Açık bir çek yazılmış şeklinde muhatabiyet oluşuyor. Neyse. Ama nefret ettim bir de. O zaman da tamamen düşmanlık şeklinde oluyor. Ortam yok. Arada bir şey yok. Yani değişik ya. Çok uçlarda yaşıyorum ya her şeyi. O da ilginç. Değişik bir psikoloji. Burcumdan mı acaba? Boğa burcuyum. Çok inanmıyorum öyle astrofizik olaylara da. Yok gezegenler. Ya çok küçük küçük bir şeyleriz ya evrende. Gerçekten lan bir ara merak sarmıştım şeye. Evren fiziğine öyle söyleyeyim. Harbi çok küçüğüz ya. Yani bir yok hükmündeyiz ya. Yani nokta gibi bir şeyiz. Noktada değiliz. Noktanın beşte biri, yüzde biri falan. Burası park caddesiydi. Park caddesi miydi burası? Evet. Ya biz buraya üniversitedeyken falan geliyorduk. Hatırlar gibi oldum buralara. Mekanlara akıyorduk. Yok ya, o kadar mekancı bir adam değildim. Ben üniversiteden sonra biraz ekstra hayatım oldu. İş hayatının ilk yıllarında biraz coştuk. Ya bunların hepsi benim için geride kaldı ya. İnsan 40 yaşından sonra değişiyor ya. Bazı şeylere ben bıkıyor, sıkılıyorsun yani. Tamam dayı sakin ya oradan döner. Şimdi mesela şu kornayı çalan adam var ya 30 ve 40 yaş arasında o benim. Yani sıkıntılı böyle devamlı problem vah falan. Ama 40 yaşından sonra öyle bir rahatlıyorsun ya, bir rahatlama geliyor. Gerginlik gidiyor biraz. Ulan ne enteresan bir hayat yaşadım ya düşününce. Vallahi billahi. Ama yaşadım. Yani ne istiyorsam onu yaptım. Şey yapmadım yani. Hani bunu böyle derler, şunu şöyle derler. Ben Erzincanlıyım mesela. Erzincan biraz öyle mütaassip bir yer. Benim ailem de işte klasik Anadolu insanı değil. Falan. Kötü bir şey de değil bu arada. Hani insan Anadolu insan olunca bir şey olmuyor. Bilakis severim de. İçimde de o genleri taşıyorum. Ama ben özgür ruhlu bir adamım biraz. Kabuğumu kırmak zorunda kaldım. Ekonomik nedenlerle. O kırılan kabuk. Ya bak alem değiştirmek bu işte. Yumurtadan çıkan tavuk, civciv tavuk oluyor. Bambaşka bir dünyaya geliyor. İpek kozasından böcek çıkıyor. İpek böceği oluyor falan. İşte bazen insan da alemini değiştirmesi lazım. Bu alem dediğim şey illa fiziki, metafiziki şeyler de değil. Ama işte o etrafımızda bir konfor alanı oluşturuyoruz ya. O da bir alem mesela. Bazen onu da kırman gerekiyor, değiştirmen gerekiyor. İnsanın hayatı boyunca üstüne yapışıyor bazı şeyler. Sen onları yükleniyorsun, götürüyorsun, kendinle beraber taşıyorsun. Uzun süre taşıyınca da yapışkanlıktan ayrılmak zor oluyor.
Niye? Derine yapışıyor artık. Derinden canını acıtarak ayırıyorsun falan. Değil mi? Doğru mu anlatıyorum size? Ne dersiniz? O yüzden bence bazı şeyler, bazı duygular alışkanlıktan ibaret. Sadece. Çok ilginç ya. Psikoloji çok güçlü bir şey. İnsan psikolojisi, vücudunun her şeyine hakim olabiliyor. Seni hasta edebiliyor. Sağlıklı kılabiliyor. Büyük bir hastalıktan kurtulmanı sağlayabiliyor. Bu yönleriyle ilginç bir yaşam şeyi var. Yaşama etkisi var. Colorful. Retro kafe. Kahve mi içsek? Kahve içelim, uykumuz kaçsın. Kahveyi çok kaçırdım ya. Ofiste de içtim. İkram edilen kahveyi içtim. Ya orada da kabalık mı yaptım acaba? Kahveyi kendine mi yapmıştı? Ben aldım elinden. Şimdi onu düşünüyorum. İşte böyle şeyler ben devamlı düşünürüm. Devamlı aklıma gelir. Nereye geldim acaba? Hiç bilmiyorum. Bizim mahalle mi? Yalnız iyi serinledim. Yani iyi serinledim, tişörtle çıktım. Güzel. Sepserin oldum. Şuradan ileriden bilerden döneriz gideriz. Evet. Atarım izlersiniz ya. Yemek yerken memek yerken güzel olur bir lokişe. Atlama yola kanka, ben geçeyim. Beni korkutma. Benim risk algılarım çok düştü. Artık beni tırsıyorum sizden. Ha, standart sedanter insanlara göre de yüksek risk aldım da. Ben bunun önünü kaldırabilir miyim şu anda mesela? Şöyle yapsam. Yok. Kaldırırım aslında da. Şimdi ne alem var? Ben niye böyle bir şey geldi ki benim aklıma akşam akşam? Hoppa, vah. Little Company şeklinde. Gideyim de biraz oyun oynayayım diyeceğim de akşam oldu, gece oldu. New Horizon oynuyorum. Güzel oyun ya. Benim hoşuma gidiyor. Bilgisayar oyunlarını seviyorum böyle. Ama oynayamıyorum. Çok vakit ayıramıyorum. Ya ne kadar ilginç. Gençken çok iyi bir bilgisayarım olsun da akşama kadar oyun oynayayım diyordum. Şimdi çok iyi bir bilgisayarım oldu. Yani vaktim yok ve oyunda oynayasım da çok şey olmuyor. Yani sonuçta bir 24 saatimiz var. 24 çarpı 60 dakika çarpı 60 saniyemiz var. Bu saniyelerin her birini ne yapacağımız için, bir kısmını yaşamak için harcıyoruz. Bir kısmını temel ihtiyaçlarımız için harcıyoruz ki bunların büyük bir kısmı uyku, tuvalet, yeme içme gibi zamanlarda geçirdiğimiz saniyelerimiz. Geriye kalan büyük bir kısmını da hayatımızı idame ettirmek için. Bana mı çaldın lan? Çalışıyoruz. Para kazanıyoruz. Ne kadardı ya? 60 çarpı 60 desek 3600 saniye yapıyor. Ondan sonracığıma şuradan mı dönsem, düz mü gitsem? Hadi düz gidelim. 3600. 3600, 7200, 7200'ü de 2 ile çarpsan, ondan sonra 14400, 14400'ü aklında tut, tamam mı? Şimdi 3600'ü de 20 ile çarp. Ya of, şimdi akşam akşam bu kadar hesap yapamayacağım ya. İşte çok saniyemiz var, ama o çok saniyelerin bir kısmını şeye harcıyorsun şimdi bak, yarısını uyumadın. 8 saat uyuyor musun babacığım günde? Uyuyorsun. Yani ortalama 8 saat uyudun. Tuvalete gittin, yemek yedin. İşte beslendin, meslendin, bir şey duş aldın. Bunlar da off time abi. Yani bunlar hayattan geçen zaman. Sen bir 2 saatte onlara der misin? Dersin. 8-10 saat. 10 saatin gitti. Hayatta kaldı 14 saatin babacığım.
Sabah 8.30, akşam 6.30 bir işte çalışıyorsan da 8 saatinde ona gitti. Ana ne kaldı sana? Gördün mü? Çok büyük zamanın kalmadı yaşamak için. Kanka. Gördün mü bak? Şimdi o kalan zamanda ne yapacağız? Cumartesi pazar var mesela. Abi gönlünüz ne istiyorsa onu yapın ya. Vallahi bak, yemin ediyorum. Yani şunu bırakın, insanlar mutlu olmasın ya. Sen mutlu ol ya. Vallahi diyorum bak. Ciddi diyorum bak yani. Ben mutlu ede ede insanları, benim yaşım 40'ı geçti ya. 40 senedir böyle. Kimse de mutlu olmuyor ayrıca. O yüzden abi, o bilmem kaç bin saniyenizin geri kalan, bilmem kaç bin saniyenizin. Ne yaptın dayı? Niye öyle bir şey yaptın? Çok yavaş geldin. Endişeli bir dönüş yaptı. Vallahi kendinize ayırın bak, yemin ediyorum. O gün anlattım ya, tuğla doldurmayın abi sırtınıza. İhtiyacımız yok. Gideyim de şeyi izleyeyim. Şeytanın Avukatını. Ben çok sevdiğim filmlerden bir tanesi o. Şeytanla ilgili filmlerden. Şeytanın Avukatını. Şeytanlar marka giyer. Bu da güzel. Ama böyle biraz sevgiliyle izlenecek modda bir film. Kızlarla birlikte falan. Ondan sonra size böyle bir film önereyim. İzleyin, orada geçen de söyledim. Bazı şeyler tuğla oluyor. Bir de yapışkan tuğlalar var. Atamıyor. Vicdan var. İnsanda, bazılarında yok. Mesela ben de çok yüksek vicdan var abi. Acayip vicdan yapıyorum ya. Aman hakkını yemeyeyim, aman şey olmasın, aman bu olmasın. Yapamıyorum ya kimseye kötülük. 80 kere düşünüyorum yani. Acaba Allah beni ne yapacak? Merak ediyorum. Var benim de hatalarım, yok değil ya. Kusurlarımız var. İstemeden insanları da üzmüşümdür yani. Sonuçta bir bedeli olacak. Yani o insanları üzmenin bedeli olacak. Allah bir ceza kesecek ona. Çok yakmaz canım umarım. Prime Alaçatlı sitesi. Alaçatlı mahallesindeyiz. Güzel bir sürüş oldu. Bence serinledim. Hatta üşümeye başladım. Bayağı serinledim ya. Güzel bir hava var. Geçen gün gibi kavrulmuyor. O yüzden arkadaşlar, arada siz de motosiklet sürün. Sevdiğiniz şeyi yapın ya. Az kalan saniyelerinizden hayat ayrılmış, toplamın üçte biri olan ya da dörtte biri olan saniyelerinizi, canınız ne istiyorsa onu yapın ya. Sonuç değişmeyecek, buna emin olun. Dolayısıyla hani canınızın istediği şekilde yaşayın. Ben öyle yapacağım. Kararım bu. Artık. Öpüyorum sizi. Kendinize iyi bakın.